Hikmet ve Yasin arasında gerilim her geçen gün daha da fazlalaşıyor. Daha da artıyor. İlerleyen günlerde ne olur onu bilmiyorum ama durum iyiye gitmiyor. Hı. Neden dersen Yasin zaten tavır olarak hani böyle e, yerinde duramayan, hareketli, her şeyini söyleyen hareketli ve özü sözü bir adam. Ve söylüyor her şeyi çatıştırıyor söylüyor. E, söylerken de tabii ki bazılarını da galeyana da getiriyor bu sözleri. Mesela Hikmet örneğin. Şimdi Hikmet de Yasin Survivor başladığı günden beri bir gerilim içerisindeler. Ve Yasin'in sürekli Hikmet'e karşı böyle bir e, gazlama, doldurma, işte etkileme hareketleri var. Hikmet de bu hareketleri hep durdurmaya çalışıyor ve Hikmet gerilmiyor. Gerilirse çünkü başına iş alacağını biliyor. Bu yüzden de Yasin'in bu şeyler artık bir dur demesi lazım gibi geliyor bana. Çünkü Hikmet bir yerde artık taşıyacak gibi gözüküyor. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak onu göreceğiz. Ama şu anda gördüğümüze bakarsak şimdi enteresan bir şey var. Yasin'i yazlar değil mi? 5 kişi Yasin'i yazmış. Şimdi Yasin Türk'ün arasına gitti. Yasin çok başarılı bir performans mı çizdi şu ana kadar? Bana göre hayır. Çok iyi bir performans ortaya koymadı. Ama baktığın zaman şimdi Gökhan ve Berna var örneğin. Gökhan ve Berna da Yasin kadar inanılmaz performans ortaya koymadılar bugüne kadar. Şimdi bakıyorum Gökhan'ı 3 kişi yazıyor. Berna'yı 2 kişi yazıyor. Yasini 5 kişi yazmış. Tamam mı? Hı hı. Demek ki yani şimdi benim aklımın almadığı bir şey var. Yasin bu kadar kötü mü ki performans olarak ve Survivor'da yaşadıklarından dolayı veya Survivor'da yaptıklarından dolayı neden Gökhan'ı yollamak istemiyorlar veya Berna'yı yollamak istemiyorlar da Yasini yollamak istiyorlar? Orada bir tuhaflık var. Ben onu sezemiyorum. Yani Yasin'in dediği gibi orada bir çeteleşme mi var? Yasin'i göndermek mi istiyorlar? Onu anlamış değilim. Yasin'i bu komple göndermek efendim istiyorlar Murat abiciğim. Dün Yunus Emre'yi gönderdiler. Evet. Yasin de Yunus ile beraber hareket ediyordu. Gökhan da yine Yasin, Yunus Emre'yle üçlü bir... Yani o grubu komple teker teker göndermek tamam, istiyorlar. Teker teker, teker yani. göndermeye çalışıyorlar ama... Şimdi bu terse de dönebilir yarın öbür gün. Bu işler belli olmaz. Şimdi baktığın zaman ben bir adaletsizlik görüyorum burada. Yani şimdi performans veya survivor'a yapılan katkı dışında gruplaşma yapıyorlar hı hı. ve sevdiklerini, kendilerine yakın olduklarını takımsal olarak takımın başarısını düşünmeden onları yollamak istiyorlar. Bu da takımsallık dışına çıkıyor. Adaletsizlik yapıyorlar bana göre. Benim şahsi fikrim. Şimdi baktığım zaman ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela Yasin diyor ki Hikmete hafıza kaybı yaşıyor galiba diyor. Hikmet diyor, sayılarını ona birileri hatırlatsın diyor. Şimdi ben mesela Yasin'in bu sözü üzerine Hikmet'in ve Yasin'in son 10 oyununa baktım. Hı hı. Çünkü bakmam lazım. Neden? Çünkü Yasin'in bir açıklaması var. Diyor ki: "Hikmet kardeşim, sen diyor hafıza kaybı yaşıyorsun. Baksınlar bakalım sen neler yaptın son günlerde." Şimdi bakıyorum. Hikmet'in son oyununu çıkardım ben. Son 10 oyununu. Hikmet son oyun oyunun 5'inde sayı alamamış. 1'de 0, 2'de 0, 1'de 0, 2'de 0, 1'de 0. Yani 10'da 5 yapmış sayı alma durumunda Hikmet. Peki onda 5 yapan bir adam sizce başarılı mıdır? Orta. Vasat. Vasattır. Şimdi Hikmet hafıza kaybı yaşıyorsun bir çıkarsınlar diyen bir de Yasin'e bakalım. Yasin'in son 10 oyununu çıkarttırdım. Yasin'in son oyun oyununa bakıyorum. 10 oyunun 7'sinde sayı alamamış. 10 oyunun 7'sinde sayı alamayan bir adam Hikmet'e göre başarılı mıdır? Başarısız. Bir tanesi 5 bir tanesi 7. Hangisi daha başarısız? Yani çok büyük bir fark göremiyorum ben evet. aralarında. Yani Hikmet 5 oyun kaybetmiş, tamam. Yasin 7 e, oyun kaybetmiş. Ama İngilizce genel, de çok başarılı değil. Genel olarak baktığın zaman Yasin'e bakarsak Hikmet'e hafıza kaybı yaşıyorsun. Senin oyunlarını bir çıkarsınlar diyen Yasin'in 10 oyunda 7'sinde sayı alamamış. Hı hı. Bak 2'de 0, 1'de 0, 2'de 0, 1'de 0, 2'de 0, 1'de 0, 1'de 0. Yani Yasin bir şey yapmamış son 10 oyun 7'sinde Yasin'in çok başarısız bir performansı var. Bu yüzden hani ikisi de birbirine çok böyle laf atacak kadar sen şunu yapmadın, sen şunu yapmadın diyecek bir durumları yok. İkisi de başarısız genele baktığın zaman. Bu yüzden de yani ikisinin tartışması takıma bir fayda sağlamıyor. Siz tartışacağınıza takıma faydalı olacak sayılar alın, takımın başarısına katkıda bulunun. Ne Yasin bir şey yapıyor ne Hikmet fazla bir şey yapıyor baktığın zaman anlatabiliyor muyum? Hmm. Bu yüzden de sizin tartışmanız takıma bir faydası yok. İkiniz de birbirinizi zarar veriyorsunuz takıma da zarar veriyorsunuz. Bu yüzden de ben ikisinin aralarında çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Sonra varsa yüreğin gelirsin kapışırız yiyorsa. Yasin Hikmet'e diyor yiyorsa diyor gel kapışalım diyor. E, halk her şeyi görüyor diyor. e Şimdi neyi kapışıyorsunuz abi? Yani çok büyük bir performansınız yok ki siz ikiniz de çok başarılı değilsiniz. Kapışacak bir şeyiniz yok. Siz bir an önce performansını yükseltip takıma faydalı olmaya çalışın ki insanlar, halk da sizi öyle görsün. Bu yüzden de ben ikisinin de haklı diyemiyorum. Hangisi haklı, hangisi haksız diyemiyorum. İkisi de bana göre aynı durumda. Buyursunler Hazret. Şimdi e, öncelikle Yasin'in tavır ve tutumunu son derece yanlış buluyorum. Ve bu benim için bir bahane değil yani. Yasin, işte klasik Yasin. İşte yerinde duramıyor, içi dışı bir. Yani nasıl Yunus Emre'yi eleştiriyorsak burada, aynı şekilde Yasin'i de yani... Ne? Ben böyle bir karakterim diyerek bunu bunun arkasına saklanamazsın. Orada toplum içinde bir hayat sürdürüyorsun ve toplumun gerektirdiği kurallara da uymak zorundasın. Üslup da bunun en başında gelir. Dolayısıyla Yasin'in eee ve tarzı son derece yanlış, Hikmet'i de son derece sabırlı buluyorum. Ama şimdi Yasin Hikmet'e soruyor Yunus Emre'yle alakalı. Yani siz biz bir grupsak siz de bir grupsunuz diyor. Çünkü bir sürü Yunus Emre'nin adı çıkmış. Şimdi o konuda Yasin'e şöyle hak veriyorum. Hikmet diyor ki Grup değiliz. Herkes zaten performansa göre yazınca aynı isim çıktı. Şimdi böyle bir gerçeklik yok. Eğer öyle bir yazım olsaydı o zaman Berna yazılırdı. Yani yazılmalıydı demiyorum. Adalet nedir? Ben şeye katılmıyorum. Yani Adaletli bir sistem olması için en az sayı puan yazılacak, Berna yazılsın. Herkes istediğini yazmakta özgürdür. Bunu her yayında da söyleyebilirim. Ama e, cevap olarak hikmetten, yani herkes performansa göre baktığında doğalında bu çıktı, gruplaşmadık cevabı geldiğinde bu da inandırıcı olmuyor. Çünkü onun cevabı Yunus Emre değil. Yani Yasin de belki değil. Murat abinin dediği gibi yani Yasin'in de performansı iyi değil ama hani adalet için hikmet yazılmalıydı da öyle bir gerçeklik de yok. Gerçekten o zaman madem sadece performansa bakacaklardı o zaman Berna'nın adı çıkardı 9 kişiden. Yani şimdi... Berna'yı da böyle bence tebrik etmek lazım. Evet. Berna'yı tebrik etmek lazım çünkü kendi adını hiçbir şekilde yazdırmadı. Evet yani. belki de çok pozitif yani komik bir bence son derece komik buluyorum son günlerde. Belki eğlenceli. Ya dediğim gibi ada hayatı performansının çok ötesinde de şeyler gerektiriyor. Dolayısıyla e, asla neden yazılmadı diye sorgulamıyorum. Ama hani adaleti sağlamak için Berna'yı yaz, yazmalıyız diyen taraf yani öyle bir adalet yok. O Yasin'in kendi adaleti. Belki arkadaşlarının farklı adalet sistemleri var kafalarında. Dolayısıyla Yasin o konuda haklı bulmuyorum. Ama Hikmet'ten aldığı cevap da beni de tatmin etmedi. Yani çünkü doğalında en kötü performansı yazdığımızda Yunus Emre çıktı. Yani değil öyle şimdi. Bunu iki kere iki dört bir matematiği var hmm. ve o isimler e, dün Yunus Emre değildi bugün de Yasin değil. Belki Ardahan onun hani e, yüzde olarak daha altında kalıyor olabilir vesaire. Hani biraz artık <laughs> grupsa grup evet biz onu göndermek istedik diyebilmeliler. Yani elin taşın altına koymalılar. Diğer tarafta yani diğer aksi düşünen insanlar da siz bir grup olduğunuz şeyinden vazgeçmeli artık. Yani siz de grupsunuz o zaman. Siz daha az kişisiniz diye karşı tarafa adaletsiz bulamazsınız. Yani grupsa grup evet. Biz grup olarak karar verdik ve seni yazıyoruz. Bitti. Kimsenin bunu sorgulamak yok. Buyurun. E, tabii olayların buraya gelmesinin sebepleri var. E, biz e, en başından olayları değerlendirecek olursak olayların buraya gelmesinin sebeplerinin başı o takımın e, öncüleri. O takımın öncüleri kim? Berkan, Seda ve Ogeday. Aslında ve yanlarında Sude, Yağmur ama ilk üç saydığım isim zaten takımın dinamoları. Performans olarak da iyi yarışmacıları. Fakat onların yapmış olduğu bir takım olaylar, davranışlar olayları buralara kadar getirdi. O da nasıl? Bugün Ogeday'ın bir açıklaması var. Grup gibi gözüküyorlar diyor. Ee, evet diyor 7 kişi yazdığı zaman diyor. Yasin bunu eleştiriyor diyor. Grup siz de grupsunuz o zaman diyor yani. Bizi eleştiriyorsunuz 5 kişi. Siz de 7 kişi grupsunuz. Doğru söylüyor ama diyor dışarıdan grup gibi gözüküyor onlar diyor. Ogeday haklısın. Onlar bir grup gibi gözüküyor ama hiç bir kendi aralarında bir mücadele var onların şu an. Ama Ogeday siz ilk günden beri grup gibi gözüküyorsunuz.